Yeni bir videodan merhaba. Nereye gidiyoruz? Yeni aracımızı almaya gidiyoruz. Yeni aracımız ne mi? Birazdan görürsünüz. Kışlık bir şey bakıyorum. Evet arkadaşlar, geldiğimiz yer Locars. Mertcan aynı zamanda bir takipçim. Şöyle bir yanaşayım içeriye doğru. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim vallahi abi. Gördüğün gibi dükkandayız. Nasıl olmuş? Öncelikle onu sorayım. Abi rengi bir güzel. Galerici olarak. Yani en başta jantlar bence. Jantlar beğendin mi? Bence beğendim. Çok laf etti millet ama. Yok abi. Biraz farklı olması gerekiyordu artık. Yani. Değil mi? Herkes ya belediye dağıtmış gibi. Tabii, belediye tabii, dağıtmış kesinlikle. Üstüne bir de para vermiş gibi. Nasılsınız Rani ailesi? Ben Sertaç Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir proje aracımız için bugün Locars'tayız. Sevgili Mertcan aynı zamanda takipçim. Biliyorsunuz ben Instagram'a şöyle bir şey yazmıştım. X5, X6 bir araç bakıyorum. Hani olanlar bana ulaşsın diye yazmıştım. Oradan ulaşan arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden bir tanesi. Biliyorsunuz bizim araba alış satışları genelde hep takipçiler arasında dönüyor. Enteresan bir şekilde. Şimdi oraya geldik. Locars'tan şöyle bir araba alma niyetindeyiz. Şöyle bir bakıyoruz. Etrafını şöyle gezelim. Birazdan da bir dışarıya alırız zaten. Aracımız X5 olacak. Proje aracımız olursa, yani hani bu olur mu başkası olur mu bilmiyorum ama aklımda X5 var. X5'e çok enteresan bir şey yapacağım. Üçgen şeklinde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. X5'te çok değişik bir çalışma yapacağız. Gerçekten bu dediğimin karşılığını vereceğim. Göreceksiniz, hiç görmediğiniz bir X5 olacak. Nedenini ilerleyen videolarda açıklayacağım size. Belki günün sonunda açıklarım. Bakalım neler gelişecek. Bu direksiyon nedir? Şunu yapmayın, gözünüzü seveyim. Gelenle şöyle bakıyorum arkadaşlar. İç kozmetiği oldukça yıpranmış görünüyor. Şöyle bir kısaca değerlendirmede bulunalım. Koltuklar vesaire, bu deriler oldukça yıpranmış. Plastikler keza aynı şekilde. Onun haricinde zaten detaylı arabayı alırsak ben size detaylı bir şekilde bir video daha çekeceğim. Nereleri ne yapmamız gerekiyor, neleri değiştirmemiz gerekiyor. Mesela stoplar vesaireler, onlar da bayağı kötü durumda göründüğü kadarıyla. Tabii fotoğraflarda gördüğünüz gibi olmuyor. Özellikle bu eski arabalarla geldiğiniz zaman birçok farklı şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Onları detaylı inceleriz. Şimdi ben Mertcan'ın yanına gideyim. Birazcık bize arabadan bahsetsin. Nedir, neye değildir? Onları bir görelim, konuşalım. Ona göre arabayı göstermeye gideriz belki. Mertcan, şimdi bize birazcık arabadan bahsetsin. Hani kaç modeldir, nedir? Abi şöyle kilometresi, kazası, belası. 2007 model. 3.0 X5. Tamam. Kaporta durumu olarak bir kaputta lokal boyamız var. Tamam. Sağ arka kapıda bir boyamız var. Bagaj kapağının alt kısmında da bir boyamız var. Tamam. Orada zaten bir ezik gibi bir şeyler de var birazcık. Evet. Oralarda mı? O bölgede mi? Biraz daha sağ kısmında. Sağ kısmına doğru. Orada tamam. Bir boyamız var. Bir de sol aynanın üst tarafında direkt kısmında lokal bir boyamız var. Bu arada araçta şeyin, Mertcanların bir akrabasının aracı. Tanıdığımızın aracı. Yani hani bir şey gizlemeye saklamaya da gerek yok açıkçası. Ama peki arabada herhangi böyle büyük bir kaza yok. Hani yok. Bildiğimiz boyalar haricinde. Hı-hı. Onlar zaten büyük bir kazaya delalet getirmiyor. Evet. Onun dışında bir bildiğimiz herhangi bir şey yok. Yok. Onun haricinde de farklı. Motor kondisyon benim için hep patladığımız yer. Evet. Ne durumda? Abi motor kondisyonu olarak bu araç tanıdıklarımızda dedik. Hı-hı. 2019 yılından beri kullanıyorlar. Hı-hı. Geçtiğimiz senelerde bu aracın enjektör bakımı, şanzıman bakımı yapıldı. Fatura sonucunda. Bunlar da tribünler şeyler falan birazcık sıkıntı zaten. Evet yani. Onları da değiştirdik diyoruz. Geçen sene 50 bin lira civarında bir para harcandı yani. Bir de geçen senenin parasıyla yani. Bu, evet, biz de mesela buna işte bakımlarını vesairelerini yaptık. Sadece bakım bile ciddi maliye tuttu yani. İyi yani, bu bizim için bir artı. Onun haricinde motorda bildiğimiz kadarıyla bir sıkıntı yok. 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 Yani zaten enjektörlerinde falan bir problem yok. Enjektör tamam. Bakımları yapıldı. Daha doğrusu bakım olarak değil, enjektörleri değişti. Değişti komple. Tabii değişti tamam. Bu aracın enjektörleri. Şanzımanda yürüyende falan bir sıkıntı yok. Sadece bir sağ anasör takozumuzdan bir ses geliyor. Tamam. Ona baktırız zaten yani birazdan. Zaten belli olur, o da zaten ince bir ya ses. Ya bu kilometrelerdeki araçlarda da zaten şeyler, bununkilerini de falan ben her şeyini değiştirdim işte. Kollar, rot kolları bilmem neler. Evet. Hani bunda da çıkar çıkmaz bilmiyorum ama inşallah çıkmaz. Hani maliyetleri, masrafları X5'in diğer arabalara göre biraz daha yüksektir diye düşünüyorum. Evet. 4x4 olduğu için de. O zaman senin de vaktin varsa hani buradaki süreci bitirip şeye doğru geçelim mi? Exper'e doğru geçelim mi? Exper dedim de bizim boşa gideceğiz. Dün Selçuk'la konuştuk arkadaşlar. O zaman gidelim seninle beraber. Senle gideceğiz değil mi boşa? Evet. Tamam, o zaman atlayalım. Sen beni takip et. Tamam, boşa doğru gidelim. Tamam.
Askerden gelmiş kardeşim. Sen de hoş geldin. Babası da diyor, ulan diyor, beni görünce bu kadar adam sevinmiyor. Vallahi ya, bir heyecan oldu. Ne oldu dedim ben de. Vallahi benim için de eyvallah. Teşekkür ederim. Seni de videoya dahil etmek istedim sağ yani. Sağ. Benim için de böyle şeyler mutluluk arkadaşlar. Her gittiğimiz yerde karşılaşıyoruz böyle şeylerle. Teşekkürler. Yani, yani böyle çocuklarımıza örnek olup, benim bunun bir de ufağı var. O senin tam öğrenilmiş zaten. Evet, ona da selam. Sürekli izliyor. İbrahim Ünlü. Sürekli senin videolarını izliyor. Yani normalde o yaşta çocuk oyun oynar da o oyunu oynamıyor. İzliyor. YouTube'da senin arabalarını izliyor. Eyvah. İbrahim'e de selam söylüyorum buradan o zaman. Madem öyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar şu anda önde gidiyor X5. Gördüğüm kadarıyla birazcık sağa doğru yatık. Arabada biraz sağa yatıklık var. Onu fark ettim şu anda. Onu da söyleriz şeyde. Bakalım ne çıkacak içinden. Kolay gelsin Erhan hocam. Hoş bulduk. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir araç getirdim size de. Tamam. Yeni hoş geldiniz. Projemiz olabilir. Merhaba, selam, ne haber hanımlar? Şeyi içeriye alabiliriz. Bir şeyi açalım dosyasını. Ha, Selçuk Bey'in haberi var. Arıza değil, şey, eksper. Check-up. Alabileceğiz belki arabayı. Tabii. Onunla ilgili. Sen dosyalara 24 nokta kontrol. Aynen, arkadaştan istersen ruhsat falan, ben geliyorum. Amortisörü sağ amortisör biraz aşağıda duruyor. Öyle mi? Yona baktım. Onun dışında çocuk şey konuştu bayağı ya. Yani dürüst olarak anlatıyor ama bilemiyoruz tabii. Şu yan kasakları falan var. Var mı? İşte kaldıralım bakalım hepsini Selçuk. Biz boyumuzu açacak mı açmayacak mı? Oldu için senden can pasta istiyorum. Tamam yanıyor. Niye? Evet arkadaşlar, biz aracın check-up'ına başlıyoruz ama şöyle dışarıda bir yağ damlama işi olmuş. Onu ben size göstereyim. Şuradan karşıdan görünüyor mu? Yerini işaretlerim. Karşıda 1, 2, 3, 4 damla. Araba aşağı yukarı ne kadar durdu? 15-20 dakika durdu. Orada 3-4 damla gelmiş. Bu az bir damla değil aslına bakarsanız. Hani benim Audi'den de o kadar geliyordu. Şimdi altını kaldıracağız. Bakalım neler çıkacak içinde. Ne yok? Parçalatası mı yok? Buraya bakabilirsin. Şurada var abi. Örneği. Şurada var. Şunun dediğin şeyi yok. Sallanıyor. İlk intiban temiz görünüyor oldu ama ufak tefek olur ya, araç belirli bir yaşta araç kullandığı yerine koyayım. Peki damlama çok olmadı mı ya? Olduğu yeri biraz bırakmış. Evet, biraz fazla değil mi? 15-20 dakikada. Hoş bir durum değil ama incelemelerini bitirelim. Listemiz çıksın. Aracımız ne durumda? Ne yapmamız gerekiyor? Bunların tespitlerini yapalım. Detaylarını anlatacağız. Bu motor genel olarak böyle sorunlu sorunsuz falan gibi bir şey var mı? Bazıları hani kronik aman diyor, yaklaşmayın diyor. Bu öyle bir motor mu? 540'tan yani sonra rahat bir motor tabii de muhtemelen. Daha çok ona BMW grubu olduğu için söylüyorlardır. Ya o da her sahiplerinden kendine ya. Kendine göre, her motor tipinin kendine göre bir keyfi. Aynı zamanda birlikte getirdiği sorunları olacaktır. Bunlar normal bu motor tipi. Eyvah. Son anda yakaladım ama. Geldi mi kafana? Bu motor tipi. Pilot bombu bu motor tipi. Pilot bombu bu motor tipi. Son anda yakaladım ama. Geldi mi kafana? Önemli. Kafamıza geçti. İnsan önü kelozo şey yaz ama şöyle. Hemen bir vilada şey sapı getirin. Kafamıza geçti kaput. Araba merhaba dedi bize arkadaşlar galiba. Hadi hayırlısı. Let's stop, won't stop. I like your shop.
önce de gelmiştir bu arabada yüksek ihtimal. 330-340 yani binde falan. Tamam. Değişmediyse. Sorarız. Fiyatı şu an sesler onlar gerçi de. 3 senedir aynı sahibindeymiş. O zaman bilgisi vardır. Evet arkadaşlar, Selçuk öncelikle bir gözle kontrol yapıyor. Bu genel bir süreç zaten. Altında ne var ne yok, nerelerde kaçaklar var vesaire. Sonra onların hepsini not alıyor. Sonra onların üstüne konuşacağız. Bize birazdan detaylı bilgi verir. Ben şöyle bir arabanın altını size gösteriyorum bu arada. Şuralarda falan ciddi yağ kaçakları var gibi görünüyor. Hele şu keçe, artık ben de öğrendim. Keçede bayağı bir şeyler var. Şuralar gördüğünüz gibi. Bayağı akislerde bir şey var mı? Yok gibi. Şurada var mı? Biraz var hafiften. Bu tarafa bakalım. Bu tarafta yok pek bir şey. Bu akiste de pek bir şey yok. Bunda bayağı bir şey var Selçuk. Bayağı kaçak. Oo. Bunu görüyor musun? Exos kaçırmış. Exos bağlantı noktalarında sıkıntı var. Krom yapmış, isteme yapmış. Bloğun yüzeyini görüyor musun? Şu yan taraftan bakarsan. Bir dakika. Evet. İslemeyi görebildin değil mi? Gördüm. Burada ciddi tehlike var o zaman şu an. Ciddi anlamda bir yağ kaşağı var. Bunların neti için motor çok kötü durumda. Yıkanması lazım. Yıkandıktan sonra aracı bir çalıştıracağız, kontrollerini yapacağız. Kaçıran yerler taze taze çıkmış olacak. Tespitler öyle yapacağız. Şu motorun şu halinde kaçaklara net bir tespit yapmak hiçbir şey yanlış olur. Evet. Yanlış olur. Frenlerden ses geliyordu. Bir de şu sağ arka amortisör ayağı şey basıyor. Kısa basıyor. Altı yalnız bomba. Peki bu kadar yağ kaçağından başarılı bir şey çıkarmamız mümkün mü? Hani iyimser. Mümkün. Tespitler yapıldıktan sonra net bir şekilde konuşalım. Daha güzel olur. Ne o? Turbonun tam egzoza bağlantı noktasından, kelepçeden görmüş. İslemeyi görüyor musun? Şu tam tepemde olan. Evet. Haricinde turbo aşırı derecede yağ basmış. Turbonun yağlama borusundan da yağ gelir. Ve bu yağ kaçakları yeni de değilmiş biliyor musun? Artık katran yapmış bak, tabak oluşturmuş görüyor musun? Evet. Sanki aracın kaderi buymuş gibi bir durum oldu. İşte bu BMW'lerin kaderi bu galiba ya. Biniciler böyle eşeğe biner gibi biniyorlar her seferinde maalesef. Gene boşta bir şey var. Bu tesisatın eki ısı sıcaklık sensörün falan da kırık yerinde boşta var. Allah, şimdi ne diyeyim ben? Vaktiniz var mı bilmiyorum. İncelemeler daha devam ediyor. Altı afaki bir şekilde yağ kaçağı var. Az daha yüksek sesle söyleyip konuşsun. Bir motorları yıkayalım, alt üst yıkamaları yapmasın, kaçakları taze taze görelim. Çünkü alt berbat durumda. Net bir şekilde kaçak testi yapamayız burada. Tamam abi. Bu biraz zaman alacak. Öğle arasındayız. Arkadaşlarımız bir yemek yiyecekler. Vaktiniz var mı yok mu bilmiyorum. Bir programınız ona göre. Sıkıntı yok o zaman. Üst tarafta arkadaşlar tamam. Da yemeğini yesinler. Okey, öyle yapalım. Arkadaşlar, yani çok özel bir şey varsa götürüp bırakabilirim sizi, geri alabilirim sıkıntı sonra. Sıkıntı yok ha, ben yesin. Tamam o zaman, yıkanacak, edecek, ondan sonra devam edeceğiz. Doğru, öğle arasından izin verelim arkadaşlar, bir yemeklerini yesinler. Tamam.
1.30'da tekrar start veririz. Tamam. Evet, aracın içine de ilk defa binmiş oldum. Allah, bacağıma kırık girdi. Şöyle bir oturayım bakayım. Vallahi rahat. Rahat. Arkadaşlar, dilerseniz aracın altına maltına her yerine şöyle tamamen bir bakmadan önce yeni nesil otomotiv asistanımızla, yani Otokos'la aracın bir değerlendirmesini yapalım mı? Evet, çok basit. Burada bir uygulamamız var. Otokost uygulaması. Şimdi ben oraya giriyorum. Karşıma menü çıkıyor. Buradan bir aracımı değerli diyorum. Aracımın yılını seçiyorum. 2007 BMW X5 3.0 dizel. Hemen şöyle seçiyorum. 2016-2012 arası dizel. Otomatik 4 kapılı. Sonraki adıma geçiyorum. Hasarım 18.000 TL'lik bir Tremer'im var. Onu giriyorum. Ondan sonra kilometremem 343.000. Onu giriyorum. İleri diyorum. İleri diyorum. Sağ arka kapım boyalı. Sol ön çamurluğum değişen. Bunları da giriyorum. Bir kere basınca boyalı oluyor. İki kere basınca değişen oluyor. Ve raporla diyorum. Bana onay soruyor. Onaylıyorum. Ve arabamızın olması gereken değeri bana çıkartacak şimdi. Evet. Önerilen piyasa fiyatı 635.700 TL. En düşük 622.900'ü alırsın. En yüksekte 648.700'ü almalısın diyor. Hasar miktarı ve kilometreyle bakınca, asla bakarsanız biz şimdi kendi aracımızı şöyle bir değerlemiş olduk. Bu uygulamanın arkadaşlar çok farklı birkaç özelliği daha var. Yani sadece aracını gerçekten nokta atışı değerlemiyor. Çünkü biz buralarda bir pazarlık yaptık, öyle hani gayet başarılı. Nokta atışı değerlemenin yanında işte MTV'si ödenmiş mi, herhangi bir geçiş ihlali var mı gibi şeyleri sorguluyor. Onun haricinde Tremer'i var mı, kilometresi doğru mu, bunların da sorgulamasını yapıyor ki bunlar bizim için çok erzem. Hatta bulunduğunuz şehirdeki benzin fiyatlarına kadar güncel olarak veriyor arkadaşlar. Otokos, yani çok başarılı bir uygulama. Eminim ki bu yeni nesil otomotiv asistanı, yani Otokos, kısa süre içinde herkes tarafından kullanılacak ve çok basit bir şekilde araba alırken bilmemiz gereken, yapmamız gereken adımları bize cep telefonundan şak 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 yaptırabilecek bu uygulama. Çok başarılı gördüm bu uygulama arkadaşlar. Eğer siz de Otokos'la tanışmak istiyorsanız aşağıya linkini bırakıyorum. Aşağıdan linkten indirebilirsiniz. Kullanımı da gayet basit. Benden 5 yıldız aldı arkadaşlar. Harman Kardon var. Ben şöyle yapayım abi istersen. Şeyi vermişler. Ama yok. Sticker'lar. Yapıştırdım sana da. Zaten üst tarafta Japon görünüyor. Üst tarafta Japonları görünüyor. Ha, sadece şeyin üstüne öyle bir... Sadece sticker. Tamam. Zaten center'dan da görünüyor. Tamam. Şöyle buyurun. Harmanımızda, Kardon'umuzda yokmuş arkadaşlar. Ama araba çok güzel ya içi. Sen beğendin. Ben de beğendim, için tabi olması ama deriler de çok eski, bilmiyorum onları bir... Ha, üzerinde kılıf olduğu için beğenmiş olabilirim. Evet, deriler çok eski durumda da. Orijinal, tabi olunca orijinal deri oluyor. Orijinal, evet. Kızdırmalarımız ne Özgür? Kızdırma bujilerimiz arıza vermiş. Bujiler. Evet. Çok güzel. Aynatmalarımız tabi, eksik var. Bununki LED'di galiba, patlaksa. Önemli değil. Başka? Şanzımanda bir arıza var. Aha. Şanzıman yapılmış daha önce. Geç. O da bir sorun değil. Zararlı madde sensörü. Ne kadar BMW gördüm hepsinde yakıyor, anlamadım. Şey, dizelin partikülü mü o? Vallahi herhalde öyle abi. Partikül mü abi o? Partikül değil herhalde ya. Dışarıdan gelen... Aracın iç sirkülasyon var ya, emiş hava kalitesini kontrol eden sensör. Bütün BMW'lere yanıyor, yanmayanını görmüyor. MAF sensörü değil değil mi? Yok, MAF sensörü. Aracın iç... Tamam. Attım zaten. Sirkülasyonu sağlayan sensörümüz. Yani içerideki havanın kalitesini belirten sensör. Bana kayda değer bir şey var mı? Kızdırmalar var. Önemli biraz değil. Biraz statik arızaları var. Evet. Yukarıya gel motora.
O da önemli değil. Tamam, problem yok. Gidiyoruz mu? Bakacağım mı yani? Bir kilometresine buradan bir bakalım mı abi? Kilometresine bak. Kaçağına bak zaten. Baktın mı şimdi? Arada ben baktım. Tespitleri de yaptım. Tamam. Ben kısaca sana bir bilgi vereceğim. Gel adamlarla beraber. Öyle mi? He. Sen de kilometreyi bakınca söyleriz. Tamam. Şeyi de söyleme unutma. Yapalım. Yapalım. Bence öyle yapalım, öyle görüşelim. Adamları da alalım. Aynen. Bir test sürüşü yapalım. Hadi biz test sürüşüne gidiyoruz o zaman arkadaşlar. Janttan sen demiştin galiba değil mi? Şanzıman aşağı yukarı bir sene önce falan bakım görmüş. 50 bine yakın para harcamış diyor. Biraz sağa doğru çekti galiba fren. Aynen. Değil mi? Evet, var mı gözümüze çarpan başka bir şey? Aracımız yaşına göre gayet normal. Dediğimiz gibi lastik jantında bir sallaması var. Frenler de yine aynı şekilde, zaten liftte gördük. Sallaması var. Fren etkilerinde düşüklük var. Disklerimiz aşıntılı olduğu için çekme de yapabilir. Yine ön takımda görselinde bir durum gözükmüyor ama tekrar bir rotül fişekleri falan tekrar bir elden geçecek. Bir uğultumuz var, poryalarla alakalı. Rulmanlarına bakacağız. Aracımızda ne gördük? Yağ kaçaklarımız var aşırı derecede. Turbomuz revizyon istiyor, bilgin olsun. Şanzımanda yağ kaçağımız var. Şanzıman yağ filtresiyle birlikte değişecek. Aracımızın alt bakalitleri olduğu gibi kırık. Tampon altı, motor alt muhafazası, evet. Sağ sol yan bakalitlerimiz, sol tarafın disk soğutma, tampon ve çamurluk davulunbazı arası disk soğutma plastiğimiz yok, bakalitimiz yok. Periyodik bakım yapacağız. Kızdırma bujilerimiz değişecek. Yağ kaçaklarıyla alakalı ise ön ve arka keçe, bir de yağ soğutucusun contalar, orlikleri değişecek. Durum bir de bir şeyin beyni dedi şey. Onlar önemli değil. Programsal tamam. Onlar. Okey. Onlar bizim için sıkıntı değil. Ufak tefekleri çok dile getirmiyorum. Belirli bir yaşta tamam. Araç tamam, muhakkak zaten olacaktır. Onlar bize maliyet uyandıran, maliyet getiren şeyler değil. Ağırlığımız yağ kaçağımız, ön arka keçemiz, yağ soğutucumuzun overlingi, turbonun revizyonu, turbonun çıkış hortumu, şanzımandaki yağ kaçağımız, şanzıman yağ bakımı ve karteli filtresi bir bütündür. Bunlar değişecek. Ön iki porya bilyamız, ön disk ön balatamız, alt bakalitlerimiz, kızdırma bujimiz. Bir şey kalmadı geriye arabada zaten. Haricinde başka haricinde başka parça yok zaten. Yaşının getirmiş olduğu şeyler. Belirli bir kilometrede araç her şeyi 4-4'lük 0 gibi bekleyemez. Yaşına göre de gayet iyi durumda. Tabii Mertcan'ın da bir görüntüsü var. Şimdi liste çıkınca abiler kızmasın sonra bize. İşte saydın da. Hayırlısı. Çıkan listeye göre daha uygun yapacağız illa ki. Ya ekstranız ne var? Sizin bir ön poryalarınız var. Ya şimdi araç alsan yağını suyunu zaten değiştireceksin. Turbonun revizyonu o var. O turbo kızdırma evet yani. Kızdırma bujileri var. Peki bu kaçaklar? Efendim? İnşallah Audi'deki gibi kaçaklar değildir yani. Turbo aşırı derecede yağ basmış. Turbo revizyon görecek. Turbonun çıkışındaki hortumun değişecek. Şanzımanda yine aynı şekilde yağ kaçağım var. Şanzıman yağ boşaldığı zaman eski yağını koyamayız. Tarihini bilmiyoruz ama şanzıman yağ değişecek. Kartel. Kartel filtresi üzerinde biliyorsun. Karteli değişecek. Yağ kaçaklarıyla alakalı ön keçe, arka keçe, kartelimiz ve yağ soğutucusunun orlingi değişecek. Tamam. Kartel falan söküldüğü için periyodik bakım yapılacak. 4 litre. Tamam mı? Ön poryada ön tarafta bir uğultumuz var. Porya bilyalarıyla alakalı bu. Aracımızın bir jant lastik sallaması var. Tamam. Bununla alakalı bir bakılacak. Jantlarda eğrilik varsa onlar ona ben bakarım artık. Hani. O bende lastik işi. Bunlar yapılacak. Bununla birlikte söylemediğimiz ufak tefek programsal arızalarım var. Biz bunlar bizim için maliyet belirtmiyor. Biz bunlar hiç listesine bile yazmadık. Durumu bu. Alt bakalitlerin komple kırık, tampon altı, motor altı, sağ sol yan bakalitin sol tarafın disk soğutma borumuz, kanalımız yok gibi ufak tefeklerim var. Bunları dile getirmek. Bu şimdi ben turbo ve keçeler ne kadar maliyetli olacak? Hemen Özgür bunun fiyatını onu çıkartsın. Ön 2'de porya bilyasını ilave edeyim ben buna. Ona göre konuşalım işte şimdi. Artık son aşamaya doğru geliyoruz yani. Bayağı da bir vakit ya. Şimdi yıkadık, ettik, kurumasını bekledik, bir daha çalıştırdık falan da feşman ederken arkadaşlar bayağı 3 saatten fazladır neredeyse buradayız. Artık son aşamaya geldik. Mertcanlar da eminim yorulmuştur. Şunu versek de gitsek de ya da vermesek de gitsek bile olabilir yani. Bir gitsek bir an önce diyorlardır.
Artık son aşamadayız. Evet arkadaşlar, arabamızda aşağı yukarı ne kadar maliyet, görünürdeki maliyet? 44 bin lira gibi bir maliyet çıktı. Araba da geliyor. Tabii bunun içinde turbo da yok. Şimdi Mertcan'la konuştuk. Biraz aldım, biraz verdim. Bilezirili, biraz geri. Bir şekilde orta yolu buluyor gibiyiz. Yarın da ekspertize sokacağız diğer geri kalanlar, motor haricindeki kısımlar için. İşte kaportadır vesairedir. Ondan sonra bakalım, arabayı almaya çalışıyoruz yani. İnşallah kanala hayırlı olur böyle bir alışveriş. Başımıza bir bela alıyor gibiyiz. Bakalım arabanın ekspertizinde neler çıkacak. Yani ben aslına bakarsanız X5 ile ilgili sevinçliyim. Çok güzel bir proje var çünkü aklımda. İnşallah ekspertiz videosunda da başımıza bir şeyler gelmezse, motorla ilgili bilgilerin çoğunu aldık ama bir de orada bakılsın işte, ekleme çıkarma bu ara çok oluyor böyle şeyler. Ondan da emin olmak istiyorum. Ondan sonra inşallah bakalım kanalımıza hayırlı olur diye düşünüyorum. Umuyorum. Aa, ön kapının orada bir boya mı buldun sen? Öyle bir şey yoktu değil mi bildiğin? Şuradan. Yan perdeyim de eğrimeyim olduğu kısım. İki tarafta. O fitilleri söktü. Perdenin komplesine böyle toz toz. Orada bir deforme geliyor. Zaten direklere baktığım zaman direk kesik yani. Aracın önü farklı, arkası farklı.